Ya yakalanırsanız bir gün? Kime? Karıma mı? Hayır, öfkeli bir kocaya. Hiç evli bir kadında tık tık yapacak göz var mı bende Talatcığım? Sizdeki göz malum da onların da alnında yazmıyor. Öyle değil mi? Ben anladım Talatcığım. Talat, çok sıkıcı bir insansın sen, söyleyeyim. Çok sıkıcı. Senin evliliğin de sıkıcıdır yavrum. Ben keyfimden mi yapıyorum zannediyorsun bu işleri? Evliliğimin selameti için. Tabii. Evliliğimi kurtarmak için Talatcığım. Ben evliliğimde monotonluğundan seks hayatımı beklendiriyorum yavrum buralarda. Talat, bunu karıma söylesem affeder mi amına? Yok ulan, sıçar ağzıma. O yüzden söyleyemiyorum yavrum. Efendim canım? Boz ister misiniz bir tane? Sek sek! Bak, her zaman börek yemek olmaz. Ara sıra baklavanın da tadına bakacaksın Talatcığım. Gerçi bazen böyle turşular da çıkıyor ama... Öyle bağırmayın lobinin ortasında. Bırak Talatcığım ya. Beyefendi, buraya gelebilir misiniz? Bana mı seslen lan bu karan? Ha? Ben mi? Evet, siz. Ben. Siz, evet. Hayırdır inşallah. Talatcığım bir Fatiha oku yavrum. Buyurun benim. Lütfen oturun. Çok naziksiniz. Ben az önceki kabalığım için özür dilerim. Kabalık ve siz yan yana gelmeyecek iki kavram. madem öyle biz yeniden tanışalım. Benim adım Cansu. Ah, ben de Tarık. Cebeli Tarık. Çok kötü bir ismi. Biliyorum. Siz bu barda stand-up mı yapıyorsunuz yoksa? Yok. O tarz yeteneklerim yoktur. Kadınlara yaklaşma yetenekleriniz dışında başka ne tür yetenekleriniz var? Ben merak ettim doğrusu. Görmek mi istiyorsunuz? Bilmem. Yani burada gösterebilir misiniz? Burada olmaz. Kalabalıkta utanıyorum. Oysa hiç utangaç birine benzemiyorsunuz. Bazı alanlarda çok utangaçımdır. Tek rahat olduğum alan yatak odasıdır. Ya, hı? Öyle mi? Bir tane daha içki söylesek mi, ne dersiniz? Garson bey! Hepsini öğreneceksin Talatcığım. Hepsini öğreneceksin yavrum ya. Hop! Neredesin sen ya? Ya sen şuraya bir tuvalet koymaz mı ya? Git gel, git gel. En sonunda altına kaçıracağım. Tamam. Boş ver yavrum. Sal, sal gitsin. En iyisi ha. Ya, demek hiç evlenmedin. Efendim? Hiç evlenmedin yani. Ya evlenim. Bana göre bir şey değil. Aa, sen de benim gibisin yani. Canın kiminle istiyorsa onunla. Evet yavrum. En güzeli değil mi? Evet. Evlenince her şey değişiyor değil mi? Bilmem. Evlilere sormak lazım bunu. Ya. Evet. İnsan hayatta bir kere evlenmeli. Ana, evlilik dediğin şey çok banal bir şey yavrum ya. Aynı yemeği yer gibi bir şey. Evliliğin kısa anatomisi bu. Sen nasıl bu kadar kesin konuşabiliyorsun? Arkadaşlarımın hepsi aynı durumda da ondan. Bunun ben nesi kötü anlamıyorum ki yani. Ne güzel işte, evde seni bekleyen birisi var. Şerefe için. Niye şerefe içsek acaba ki? Bekarlığımıza tanıyorum. Bekarlığımıza. Hadi. Ha? Evet, hadi. Bekarlığa.
Nasıl? Eğlenir miyiz bari? Evet, eğleneceğiz. Ne vardı? Eğlen. Eğlen tabii. Bugünleri çok ararsın. Gün gelecek, prense verdiğine pişman olacaksın. Anlamadım. Cici mayları bitince seni bir orospuyla aldatacak. O zaman anlarsın. Keşke, keşke cücelerden birine verseydim diyeceksin. Benim ercimentim öyle bir şey yapmaz. Ha, ben de öyle diyordum, ben de. Bu prenses. Neşeliye ver, Neşeliye. Değilim. Çok içtin galiba. Sarhoşum desek daha doğru olur. Bütün kadınlar ağlatılır. Biliyorsun değil mi? Pamuk prensesler bile. Bilmez miyim? Nerede kaldın yavrum ya? Çok beklettim kuşum. Pamuk prensese hayat dersi vermem gerekti de.